Arkadaşlar, bu akşam sizlere Hoz Gemi İmalatı, Bakım ve Onarımı yapan firma için yazdığım programı tanıtmak istiyorum. Kullanıcı adı ve şifre yazdım ve programı açtım. Personel kayıt, günlük yoklama, mesai kayıt, nakit avans, aylık puantaj, aylık rapor gibi menülerimiz var. Önce personel kayıt menüsünden başlıyorum. Aşağıdaki artıya basıyorum arkadaşlar. TC numarasını rastgele yazdım, 11 haneli. Adı Mehmet Aslan. Ünvanı şuradaki listeden ünvanlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Boru montaj ustası olsun. İşe giriş tarihi 01.01.2020 olsun. Burada takvimden seçebiliyoruz. Maaşı 2300. Şirket personeli mi, işkur personeli mi? Bazen bu tür firmalara işkurda eleman gönderebiliyoruz. Dolayısıyla şirket personeli. Telefonunu yazıyorum rastgele. E-mail adresini yazdım, zaman kaybı olmasın diye. Medeni hali, buradaki medeni halinden arkadaşlar agisi otomatik geliyor. Bu ayarlar, buradaki bilgiler ayarlar sayfasından güncellenebilir. Örneğin 2021 yılına girdiğimiz zaman firma şöyle yapması lazım. Onu da hemen göstereyim. Ondan sonra kayda geçeyim arkadaşlar. Excel'e geçtim. 1, 2, 3, 4 diye şifreyi girdim. Şurada ayarlar menüsünden şuradaki rakamları güncellemeleri lazım. Burayı güncelledikleri zaman artık agiler de güncellenmiş olur. Ayrıca buradan ünvanları aşağıya kadar istediği kadar ünvan ekleyebilirler. Günlük çalışma saatlerini buraya yazacaklar. Ve mesai yüzdesini de buraya yazmaları gerekiyor. %50 veya %100 olarak yazmaları gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifreyi de buraya yazıyorlar arkadaşlar. Yazmaları gerekir. Tekrar programı başlatıyorum ve personel kayda geçtim. Hemen TC numarasını yazdım. Adı Mehmet Aslan. Ünvanı rast buradan seçtim. İşe giriş tarihini yazdım. Maaşı 2300 lira olsun diyelim. Telefonu yazıyorum. Rastgele bir telefon. Pardon. E-mail adresini yazıyorum. Adresini yazdım. Medeni hali az önce ayarlar sayfasına ayarlandığını söylemiştim. Ve burada dikkat edersen performans puanı 0 diye gözüküyor. Şimdilik kaydete bastım. Diğer maaş kısımlarına geçmeden önce şuradaki bayrak şeklindeki performans kayıt butonuna tıklıyorum. Buradaki Mehmet Aslan'ı yıl içerisinde takip izleyerek kendisine puanlar vereceğiz arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Örneğin bir puan yazalım mesela. Ekip çalışmasına yatkın diyelim ve 20 puan verelim mesela. Hani yıl sonunda hangi personele ne kadar zam yapayım diye bir düşünmek yerine burada personellerle ilgili puanlama işlemi yapıp yıl sonunda buradaki puanlara göre kendilerine zam yapılabilir arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu anda buradan Mehmet Aslan'ın 20 puanı olduğunu görebiliyorum. İleride mesela belli bir zaman sonra tekrar Mehmet Aslan'a bir 10 puan daha verdik. Bir açıklama yazdık mesela. İşini düzgün yapmaktadır dedik. Ve bir 10 puan daha verdik. Artık kaç puan vereceksek. Dikkat ederseniz personelin puanın 30'a çıktığını, ekip çalışmasına yatkın, işini düzgün yapmakta diye burada açıklamaları da görebiliyoruz. Personeli güncelemek için buradan güncelleyebiliyoruz. Adres İstanbul dedik ve güncelleye bastık arkadaşlar. Dikkat ederseniz adresi İstanbul olarak güncellendi. Yine silme işlemi yapabiliyoruz. Sildiğiniz zaman personeli buradan siler ama puantajlardan silmez. İleride puantajıyla ilgili bir sıkıntı çıktığı zaman puantajlarını görmek için personeli sadece buradan silip diğer tarafta da pasif hale getiriyor arkadaşlar. Burası böyle. Şimdi geliyoruz günlük yoklamaya. Hatta isterseniz bir personel daha tanımlayalım. TC numarasını rastgele yazdım. Kemal Çelik diyelim. Ünvanını formen olsun. İşe giriş tarihi 01.02.2019. Maaşı 3000. Telefonunu yazıyoruz. Bir telefon numarası yazdıktan sonra mail adresini buraya yazdım. Adresini yazdım. Medeni halini yazdım. Ve kaydete bastım arkadaşlar. İki tane personelimiz var gördüğünüz gibi.
Şimdi günlük yoklama ay içerisinde hangi gün işe gelmemişse. Örneğin Kemal Çelik şurada dikkat ederseniz tarihe yani tarih 12. ayın 6'sı burada saati yazmadığım zaman bir gün işe gelmediğini anlıyorum. Örneğin işe gelmedi dedim. İşe gelmedi yazıp kaydete basıyorum. Burada Kemal Çelik bir gün işe gelmedi. Eğer burada saat olarak yazarsam örneğin 04.30 4 saat 30 dakika işe geç geldi. Hatta buradaki tarihi de ayın 04'ü yapalım. Ayın 04'ünde kaydet dediğim zaman dikkat ederseniz ayın 4'ünde 4 saat 30 dakika işe geç geldi diye kaydetti arkadaşlar. Bir gün burada işe gelmedi, burada da 4 saat işe gelmedi. Dolayısıyla maaşından saatlik kesinti yapacak. Şimdi gelelim mesai kaydına. İstersen mesai kaydına gelmeden önce aylık puantaja bakalım. Şu anda dikkat edersen Aralık ayı puantajında her şey burada girilmiş, hesaplanmış durumda arkadaşlar. Şurada dikkat ederseniz Kemal Çelik bir GG gelmediği gün, GS gelmediği saat, GD gelmediği dakika demektir. Toplam kesinti 150 TL maaşına göre kesinti yaptı. Burada günlük ücreti 100 TL, maaşı 3000 olduğu için 30 gün üzerinde günlük ücreti 100 TL, saat ücreti 11.11 TL, %50 mesai ücreti 16.67. Bu şekilde gidiyor. Mesai yaptığı zaman buradaki rakamı dikkate alacaktır. Burada hemen toplam ödenecek 2850 TL kesinti yaptığı için 150 lira kesinti yaptığı için 2850 TL, agisi 297, toplam fark yani ödenecek olan net ödenecek olan 3147.98, net ödenecek ise yine aynı şekilde burada gözüküyor. Şimdi kendisine bir mesai kaydı yapalım. Kemal Çelik örneğin ayın 6'sında 8 saat mesai yaptı. Mesela gece mesaisi. Bunu kaydediyorum. Aynı şekilde Mehmet Aslan da mesai yaptı aynı şekilde. İkisine 8'er saatlik mesai yazdım. Şimdi aylık puantaja baktığım zaman her birinin da 8 saat mesai yaptığını şuradan görebiliyorsunuz ve mesai toplamı 133.33 lira. Bu arkadaşın mesaisi de 102 lira. Neden? Çünkü maaşları farklı. Birisinin maaşı 3000, birisinin maaşı 2300 olduğu için mesaileri de farklı olarak yansıdı puantaja. Şu aşağıda personel sayısı 2, maaş toplamı 5300, kesinti toplamı 150, mesai toplamı 235, işkur ödemesi yok. Ödenecek toplamlar bütün her şey burada detaylı olarak yazmaktadır arkadaşlar. Şimdi kendilerine bir avans verebiliyoruz ay içerisinde. Örneğin Mehmet Aslan'a ayın 6'sında bir 500 lira avans verdik mesela. Kaydete basıyorum ve gelip puantaja baktığım zaman Mehmet Aslan'a şu aşağıda avans toplamının 500 TL olduğunu şurada görebiliyoruz. Şurada da yazıyor arkadaşlar 500 TL. Yani kısacası bir defa daha avans verebilirsiniz. Örnek olarak Mehmet Aslan'a bu sefer ayın 25'inde bir 250 TL daha avans verdik. Kaydete bastığım zaman kendisinin toplam 750 liralık iki avans yani iki ödeme yapıldığını görüyoruz. Aylık puantaja geldiğim zaman da 750 TL'lik bir avans aldığını görüyoruz. Şimdi ay sonu geldiğinde İşkur personeli var mı? Bakalım İşkur personeli olmadığı için buradan hiçbir işlem yapamıyoruz. Burada bankaya yatan örneğin şunun tabii muhasebeden bunların bordroları gelir. Ne kadar yatırılacaksa buraya yazıyoruz. Örneğin bu personelimiz için 2500 lira. Şu personelimiz için de 2000 lira bankaya yatırıldı diyelim. Ve burayı kapat. Buradan çıkıyorum. Hemen aşağıda bankaya yatan 2500 ve 2000 lira olarak yatırıldığını şu personelimize Mehmet Kemal Çelik'e 781 TL fark ödenmesi gerektiğini, şunda da eksi 16,69 TL fazladan bir ödeme yapıldığını görebiliyoruz. Eğer agilerini işlemeyeceksiniz arkadaşlar, burada dikkat ederseniz şu personelimizin 297 lira bir agi ödemesi var. Eğer agi maaşa dahil değilse agi kendinizi burada belirtebilirsiniz ekstradan veya
veya agi ödemeyebilirsiniz eğer istiyorsanız, nasılsa artık sizin işleminiz neyse bilemiyorum. Buradan da dikkat ederseniz agi işin içinden çıktı. Farklar değişti arkadaşlar. Agi ödenecekse zaten agileri buraya giriliyor. İlk başta kendisi otomatik hesaplıyor. Eğer agi ile ilgili bir işlem yapacaksanız, ödeyeceksiniz veya daha fazla ödeyeceksiniz veya ödemeyeceksiniz, şuradaki agi butonuna tıklayarak burada gerekli işlemleri yapmanız gerekiyor. Burada yazdır düğmesine bastığım zaman Aralık ayı puantajı yazdırılsın mı? Evet'e basıyorum ve masa üstüne Aralık diye puantajı yazdırdım. Masa üstüne baktığımız zaman burada Aralık puantajını şöyle görebiliyoruz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Aylık rapor aldığımız zaman da örneğin Aralık ayının raporunu getir dediğim zaman personel sayımızın 2, maaş toplamı 5.300, kesinti toplamımızın 900 olduğunu, çalışmayan bir gün çalışılmadığını, elden 750 lira avans verildiğini, toplam 16 saat mesai yapıldığını, mesai ücretini, tüm detaylarını burada görebiliyoruz. Kaydet diyerek son değişiklikleri kaydediyoruz. Yedek al dediğimiz zaman da programın bir yedeğini alıyor. Hemen yedek klasörüne bakalım. Şurada yedek klasörüne baktığımız zaman 12. ayın 6'sı saat 1'i 32 geçe bir yedek aldığını görebiliyoruz. Tekrar yedek al dediğimiz zaman da yine ikinci bir yedeği aldık arkadaşlar. Aktif yazıcı seç dediğimiz zaman da hangi yazıcıya belge göndereceksek o yazıcıyı aktif edebiliyoruz. Excel'e geçmek istediğimiz zaman da Excel'e geç deyip şifre yazarak Excel sayfasına geçebiliyoruz. Personeller, yoklamalar, tüm işlemler burada sayfalarımız var. Kısacası personellerimizi kaydediyoruz. Günlük yoklamalarımızı buradan yapıyoruz. Örneğin Mehmet Aslan içinde bir yoklama yapalım. Bir gün gelmediği farz edelim. Ayın 7'sinde gelmediğini kabul edersek Kemal şey Mehmet Aslan da bir gün işe gelmedi. Puantajına baktığımız zaman Mehmet Aslan'ın şurada GG bir gün gelmediğini görüyoruz. Başka bir tarihte gelmediyse örneğin yine Mehmet Aslan'ı seçip ayın 12'sinde gelmedi farz edelim. Kaydediyoruz ve 2 gün gelmemiş oluyor. Aynı şekilde ayın 20'sinde 3 saat 15 dakika geç geldiyse buradan geç yazarak kaydete basıyoruz. Ve toplam 2 gün 3 saat 15 dakika işe gelmediğini görüyoruz. Aylık puantajında 2 gün 3 saat 15 dakika toplam 931 TL toplam bir kesinti yapıldığını görüyoruz. Aslında bu kesintiye 750 TL'lik avansı da dahildir arkadaşlar. Örneğin avanslarını sileyim. 500 liralık bir avansı vardı, onu sileyim. Avanstan Mehmet Aslan'ın şu 500 liralık avansını sil diyerek siliyorum. Ve tekrar gelip puantaja baktığım zaman Mehmet Aslan'ın toplam kesintisinin 431 liraya düştüğünü görüyorum ve avansı 250 lira olarak gözüküyor. Burada tüm ayları şuradan seçerek listele diyerek işlemlerini görebiliyorsunuz. Hangi ayın puantajını görmek istiyorsanız seçip listele demeniz yeterli. Program bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu programı tanıtmamın amacı programı kullanan firma buradaki videoyu izleyerek programın nasıl kullanıldığını öğrenmesi içindi. Sizin de izlemeniz için bu tür programlar hakkında özellikle VBA'da çalışan arkadaşlarımızla bir fikir oluşsun diye bu tanıtımı da yaptım ekstradan. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.